Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, minik bir aparat çalışması yapacağız. E, geçen yıl hayatımıza giren maskelerimizde bu aparat da hayatımıza girmişti. Şöyle çengelleri olan bakınız e, baş büyüklüğüne göre ayarlanabilen ölçüdeki aparatımıza alternatif olarak minik bir çalışma yaptık. E, umarım en kısa zamanda bu aparatları kullanmak zorunda kalmayız. Tamamen normal, mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel günleri en kısa zamanda kavuşuruz. Bütün temennimiz bu yönde. Ama bir değişiklik olması açısından bunları görmekten artık evin her köşesinde artık biraz yorulduk. Şöyle değişik güzellikler görerek hayatımızı biraz olsun renklendirmek istedim. Dilediğiniz renklerde bu çalışmamızı ve benzer çalışmamızı yaparak kullanabiliriz maskelerimizi. Evet kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. İnşallah en kısa zamanda sağlıklı ve huzurlu günlere tekrar kavuşmak ümidiyle kolay gelsin. Zincirimizi çekerek örgümüze başlayalım. 1 2 3 4 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye gelerek batıyorum. Kalın isteyen arkadaşlarımız birazcık daha zincir çekebilirler. Ama bu ölçü idealdir. Hemen yanındaki zincirin içerisine giriyorum. 1 ve 2. Bir sonraki ve son olan trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 4 tane trabzanımız oldu bakınız ve hemen başlıyorum 1 2 örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak dıştan taraftaki bakınız trabzanımızın üzerinde görülen şu şekildeki bakınız kanatlarının bir tanesinin dıştaki olanından alarak örüyorum tek kanat üzerine 1 ve 2 Diğerinin yine aynı şekilde dış kanadından alıyorum. 1 ve 2. Yeniden en son trabzanımızın dış kanattan alıyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımı başın dolayarak yeniden bakınız. Trabzanımızın dış kanadından alarak örüyorum. Şöyle bakın, buğday gibi görülmekte dış taraftaki olan da buradaki kendimizden taraftaki değil, dıştan alıyorum, örüyorum. En son trabzanımın üzerine de yine dıştan giriyorum ve örüyorum. Bir ve iki. İki tane zincirimi çekiyorum, örgümün yönünü yeniden çeviriyorum ve başlıyorum. Bakınız aynı şekilde örüyorum. Zaten ince olduğu için çok çabuk da hemen sıralarımız birbiri ardına dönebilmekte. 2 zincir tekrar örgümüzün yönü çevrilerek dış taraftan bir ikinciyi alıyorum ve son bu şekilde istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam edelim. Tabi buradaki istediğimiz ölçüden kasıt öreceğimiz yaş grubunun baş ölçüsü. Şuradaki aparatımızı görmekteyiz. Burada alternatif sunulmakta bizlere. Bakınız birinci, ikinci, üçüncü çengeli bulunmakta. Biz ortalama bir ölçü alarak yaklaşık şurada bırakmamız daha ideal olacaktır. Ama tabi öreceğiniz kişinin yaş ve baş ölçüsüyle uyumlu olarak ya da saçları ını toparlıyorsa, bozulma istemiyorsa daha geniş örebiliriz. Yani ayarlamak tamamen elimizde. Şimdi biraz daha aynı şekilde örmeye devam edelim. Knit evet, aparatımızı örmeye devam ettim. Bakınız şu şekilde ölçmek istiyorum. Şöyle gördüğümüz gibi bakın birinci çengelin olduğu yerde bitirdim. Şu kadar bir esneme payı oldu ki örgümüz için yeterlidir. Gayet ideal ölçümüz. Evet en son trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Her iki trabzan arası bulunan bölümümün içine giriyorum. Ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane trabzanımı ördüm. Şurada bakınız hemen dönüşe. Bir sonraki iki trabzan arasındaki bölüme gelerek batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Şuradaki kabartılı bölüme geçiyorum. Ve aynı sayıdaki trabzanlarımı buraya doldurmaya başlıyorum. üçünü 3'ünü ördüm 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımı örüyorum şöyle görelim bakınız ve hemen bakın şuradaki kabartılı bölüme gelerek batıyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez aradaki bölüme geçiyorum. Ve örüyorum. 7 tane trabzanımızı bölüm aralarına örerek ilerleyelim. Sona kadar örerek geldim. Burada büyüklüğünüz ne kadar olursa olsun hiç fark etmez. Bu şekilde ilerleyerek devam edelim. Şimdi diğer uca geldim. Bakınız şu şekilde. Hemen 1-2 bakınız en sondaki trabzan aralığına batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum tam karşılığına gelecek olan bölüme yani şuradaki kısma gelerek tam karşılıklı yapmamız gerekmekte 2 3 4 5 6 ve 7 trabzanlarımızı karşılıklı olarak örelim Araya batıyorum, bakınız diğer karşıda ne yaptıysak birebir yansımasını bu tarafa da yapıyoruz. Tığımın başında doluyorum, karşılığına geçerek batıyorum, bakınız şu kısımdan şuradan bakınız araya girelim, trabzan arasına değil örgülerimizin birebir arasına girelim ve örmeye başlayalım. Şöyle görelim. Evet karşılıklı trabzanlarımızı örerek geldim. En son bakınız 7 trabzanımızı ördükten sonra 1, 2, şuradaki bakınız 3. trabzanın tepesine gelerek batıyorum. Ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz. Bu şekilde bakınız. Maske aparatımızı ördük. Şöyle ölçecek olursak bakınız hazır aparatımız da şu şekilde olmakta. Şöyle sülbe payını da göz önünde bulunduruyoruz. Şimdi iki tane düğmelerimizi dikelim. İki tane düğmemizi de her iki uca diktim ve artık kullanılmaya hazır hale geldi aparatımız. Umarım çok fazla kullanmak zorunda kalmayız. En kısa zamanda sağlıklı, güzel günlere geri döneriz. Evet çalışmamızı umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.